Hikaye bu ya değerli dostlar. Adamın biri pek mutsuzmuş ve mutluluğun sırrını aramaya başlamış. Acaba nerede bulurum, kim bana bu sırrı verir diye düşününce eşi dostu onu uzak diyarlarda bir bilge kişiye, hem zengin hem bilge bir kişiye yönlendirmişler. Uzun bir yolculuk ama sonucu itibariyle değmez mi? Mutluluğun sırrını yakalayacak. Kim böyle bir yolculuğun sonunda mutluluğun gizini, mutluluğun sırrını yakalayacağını bilse bu yola çıkmaz ki. Hatta muhtemel bir mutluluk için bile çok çetin yolculuklara çıktığımız olmuyor mu zaten? Hicretler, göçler, muhacirlikler ve benzer yolculuklar. Bu adamcağız da daha kalıcı bir mutluluğun sırrını öğrenebilmek için böyle bir yolculuğa çıkmış. Neredeyse Kaf Dağı'nın ardına kadar gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe dümdüz gitmiş ve bir bilge kişinin konağına, sarayına gelmiş. Bir bakmış, kapısında uzun bir sıra. Tam yerine geldim demiş. Eğer bu kadar insan bu kapıdaysa, demek ki bu insan, bu bilge insan hemen herkesin derdini dinliyor, hemen herkesin derdine derman üretebiliyor. Çareler üretebiliyor. Ah, nerede o bilge kişiler? Çok arzu ediyoruz. Günümüzde de böyle bilge insanlar olsa ve kapısında böyle uzun kuyruklar oluşsa, biz de gidip derdimizi söylesek ve derman bulsak. Şimdilik biz daha çok kendi dermanımızı kendi içimizde arıyoruz. Kendi bilgelerimizde arıyoruz. Bu da güzel bir şey. Adamcağız sıraya girmiş. Sıra kendine gelince bilge kişi, gel evladım, hele bir otur sen. Sanki Türk sinemalarındaki o bilge adam gibi. Hele bir otur bakalım, ne istiyorsun evladım? Aman efendim demiş, ben ne isteyeyim? Ben çok bahtsız, çok mutsuz bir adamım. Bana bu mutluluğun sırrını öğret. Bu kadar insana bir sürü reçeteler yazdın. Bana da bir reçete ver. Buradan ayrıldığımda, evime döndüğümde mutlu bir insan olarak evime döneyim. Herkesin aradığı şey. Herkes bir mutluluk peşinde. Bazen kısa bir mutluluk, bazen daha uzun bir mutluluk. Ama asıl cennette ebedi bir mutluluk için gayret ediyor müminler, Müslümanlar. Şimdi ihtiyar demiş ki, evladım, kapıda çok insan var gördüğün gibi. Sana oturup mutluluğun sırrını, gizemini anlatmaya başlasam saatler sürecek ve dışarıdaki insanların hakkına girmiş olacağız. En iyisi mi? Sen şu kaşığı al. Kaşığın içine de biraz yağ koymuş. Al bunu, sarayı gez. Bahçeyi gez. Konakları gez. Ve biraz sonra gel tekrar. Ama demiş, geldiğinde yağ dökmemiş ol. Kaşıkta yağ, bir saatlik bir seyahat öneriyor. Döndüğünde yağ dökmemiş olacaksın. Kimine göre kaşığı ağzına koymuş, kimine göre eline vermiş. Farklı rivayetler var. Adamcağız almış kaşığı, biraz canı sıkılmış kendisiyle ilgilenmediğinden dolayı. Ama sonunda mutluluğu yakalayacak, o sırrı öğrenecek, o formülü öğrenecek ya. Katlanalım, katlanalım, buna değer diye düşünmüş. Ve kaşıkla beraber başlamış sarayı dolaşmaya. Elinde kaşık, aman ha titriyecek, aman ha dökülecek, aman ha kaşığın dökülmemesi lazım, yağın dökülmemesi lazım. Bilge kişiye ben ne söylerim, döndüğümde yağ dökülürse ayıp olur. Adamcağız beni imtihan ediyordur, önemli olan bu yağ dökmemektir diye düşünerek bir saatlik yolculuğu bitirdikten sonra gelmiş bilge kişiye. Efendim demiş, geldim. Hoş geldin evladım. Geldim de bak, yağ da getirdim. Oo maşallah. Harika bir iş çıkartmışsın. Enfes bir iş çıkartmışsın. Yağ da dökmeden getirmişsin. Gel otur bakalım. Güzel bir iş çıkardın da bana demiş, sarayımdan bahset. Konağımdan bahset. Bahçelerimden bahset. Hizmetkarlarımdan bahset. Neler gördün çevrede? Aman efendim, ben bir şey görmedim. Bir saat boşuna mı gezdin? Vallahi yağ dökmemek için o kadar titizlendim, o kadar titizlendim ki çevremde olup bitenlerden hiçbir tanesi gözüme çarpmadı. Bilge kişi, olmadı evladım şimdi demiş. O kadar gezdim, boşa mı gitti?
Hadi demiş şimdi yine bu yağla git, bir saat sarayı dolaş gel ama döndüğünde bana sarayımda ne oluyor ne bitiyor, ne yemekler var, nasıl müştemilat var, perdeler ne renktir, mobilyalar ne renktir, hangi ağaçtan yapılmıştır, insanlar, çocuklar, kadınlar, bunlarla ilgili bana gezip gördüğün şeyleri anlat, paylaş benimle. Bu da yeni bir görev diye düşünmüş. Adam yağı almış kaşığı, bu sefer çok dikkatli bir şekilde her bir tarafa bakmaya başlamış. Böyle dikkatli bakınca gözüne neler neler ilişmiş. Muhteşem avizeler, şamdanlar, perdeler, ipek halılar, insanlar, yemekhanede hazırlanan, mutfakta hazırlanan enfes yemekler, müzisyenler, ressamlar, tablolarda, tuvallerde resim yapıyorlar. Duvarları süsleyen birbirinden muhteşem, rengarenk değerli resimler. Adamın anlatacağı o kadar çok şey var ki. Bütün bu anlatacağı şeyleri düşünerek heyecanlanmış ve koşup gelmiş bilge kişinin yanına. Efendim geldim, hoş geldin evladım. Otur bakalım, bir kahve içelim. Anlat bakalım sarayımda neler var. Adam açmış ağzını, yummuş gözünü. Burada söylenmez bu söz ama yummuş gözünü, başlamış anlatmaya. Sarayında şunlar var, şunlar var. Harika, enfes, muhteşem, bayıldım. Kendimden geçtim. Muhteşem bir saray. İyi de evladım, peki benim yağım nerede? Adam bir bakmış, kaşıkta yağ yok. Saraya dikkat çekince kaşıktaki yağ dökülmüş. İşte evladım demiş, mesele bu dünyada. Mutluluğun sırrı burada. Yağı dökmeden çevrendeki olup bitenleri gözlemleyebilmektir mutluluğun sırrı. Bunu başarabilirsen sen mutlu olabilirsin. Hikaye bu ya, mutluluğun sırrını öğrenmek için adamcağız binlerce kilometre yol gitmiş. Ama bizim kitaplarımızda, kütüphanemizde çok daha yakında bu sırrı ifade eden iki cümlecik var. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.